Havaların ısınmasıyla vatandaşlar hafta sonunda piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirmeyi tercih etti. Elazığ'da merkezde Harput ve Fethi Sekin mesire alanları vatandaşların en sık tercih ettiği piknik alanlarından biri oluyor. Harput'ta vatandaşlar tarihi alanları gezdikten sonra ardından piknik alanında sofralarını kurdu. Valla Harput'ta geçirmek çok güzel. Geldik, mangal yapalım dedik. Biraz gezelim, şey yapalım. Buranın güzelliklerini görmek için geldik işte. Çok güzel yani. Ortam olsun, insanlar olsun, hayvanlar falan da var zaten. Çok eğlenceli geçiyor bugün. Uzun zamandır gelmemiştik yani, bayağı bir oldu. Yani bugün böyle bir karar aldık. Yani güzel, hava da güzel. Yani düşündük aslında nereye gideceğimizi ve Harput'a karar verdik. Yani yıllardan beri zaten geldiğimiz bir yer. Yani serin, çocukların oynayabileceği bir yer. Herkese de öneririm burayı. Nerede geldiniz? Yani ailemle geldim. Abim Urfa'dan gelmişti. O geldi. Anneannemle onlar falan geldi. Teyzelerim buradan. Öyle eğleniyoruz. Piknik amaçlı geldik. Böyle bir kafa dinlemeye geldik. Güzel yer Harput. İyi yer. Beğendim, hoşuma gitti. Ben Erzurum'dan geldim. Hastam vardı. Hastam hastaneden taburcu ettim. Bugün dinleneceğiz. Yarın inşallah nasip olursa memleketimiz Erzurum'a döneceğiz. Beğendim. İnsanları sıcak. Elazığ'ın insanları. Genelde Harput bölgesine gelen insanlar hep yabancı. Yani işte Türkiye'nin her tarafından gelen insanlar. Ben 13 gündür buradayım. 13 gündür buradayım. Arabada yatıp kalkıyorum zaten. Eşim hastanedeydi. Dün taburcu ettim. Yarın da nasip olursa memlekete gideceğiz. Güzel bir yer, iyi bir yer. Elazığ'ı çok sevdim, Elazığ'ı çok beğendim. Çocuklardan geldik, kaynanamgilden geldik. İşte dedik bir hafta sonunu değerlendirelim. Evet, geldik pikniğe, güzel Harput'umuzu çok seviyoruz. Güzel yerimiz, serin. Hafta sonunu geçirmek üzere buraya geldik. Kimlerle geldiniz? Ailemle geldim, annemle geldim. Mangal yapmaya geldik, çay. Gel buraya. Bir hafta sonunu güzel geçirmek istedik. Çocuklar evde de dedi, gidelim gezecek bir kere, işte Harput'a geldik, mezarlara çıkacağız. İşte öyle gezeceğiz ziyaretleri. Neler yapacaksınız burada? Valla mangal yakacağız, işte çay koyduk, yemek yapacağız, kahvaltı yaptık. İşte biraz serinde olsa mangal yakak. Ne yapak? Öyle de sonra da mezarlara gidelim, ziyaretleri gezecek, işte öyle gezecek. Hafta sonu çocuk, torunlarla, kızım, gelinim, torunlarım hepsi gelmiş. Harput'ta mangal yakıyoruz. Güzel piknik alanlarımız var. Harput'a gelip bir gezmek lazım. Kimlerle geldiniz buraya? Burada çocuk oğullarımla geldim, çocuklarımla. Şimdi büyüğü de gelecek. Onlarla beraber dedik bir bugün bir piknik yapakıldı. Sürekli gelir misiniz yoksa? Cuma günleri aksiretli şeyimiz, o işimiz olmadığı günler geliriz. Anneannem, teyzem. Yani hep beraber gelip bir piknik yapmayı karar verdik. Yani burayı da teyzem önerdiği için şey yapalım, Malatya'dan geldik Elazığ'a. Yani öyle mangal yapacağız, oturup eğleneceğiz. Akşama kadar buradayız yani. Valla burada dedik gele yapıp bir res piknik yapalım ama çok karabalık ya. Yani ailece dedik çıkıp gelelim bir güzel bir pikniğimizi yapalım. Havalar da sıcak. İşte durum onda. Sürekli gelir misiniz? Yok baba, nerede geliyoruz? Biz fırıncı bir adamız. Aile, sosyal hayatımız zaten sıfır. Ayda yılda çala çocuğu topladık geldik ama vaziyeti görüyorsunuz valla. Hiç insanlar da temiz değil valla. İnsanlarımız hiç temiz değil. Harput'umuz güzel. Memleketimizin güzel, değerli bir yeri. Ama işte biraz temiz, biraz daha düzenli olsa daha güzel olacak. Az önce kaleye çıktık, turistler de vardı. Hani dışarıya doğru daha biraz güzel bir görüntü versek daha iyi olacak bizim için. Valla burada annemle çocukları aldık. Haftada dedik bir piknik yapalım, çocukları biraz gezdirelim. Doğal olarak onların da hakları var, içeride bunaldılar. Buraya geldiğimiz zaman işte bir hava, bir strestir, atıyoruz.